Koster Akademi olarak Mayıs ayını Türkiye'deki majör deniz boyaları satan firmaların sunumlarına ayırmıştık. Bugün de PPG Sigma Boya'nın satış müdürü Sayın Sertaç Kesebol misafirimiz. Kendisi bizi hem dünya hem Türkiye nezdinde PPG Sigma Boya'yı ve PPG Sigma Boya'nın deniz boyaları konusunda bize sunduklarını anlatacak. Buyurun Sertaç Bey. Hem biraz kendinizden bahsedin. PPG Sigma Türkiye Satış Müdürü olarak hem de daha sonra PPG Sigma'nın geçmişi, bugünü, Türkiye'de ne kadar zamandır var? Türkiye'deki volüm açısından kaçıncı sırada diyebiliriz PPG Sigma'ya? Ve daha sonra gelişen tekniklere istinaden boya çeşitlerinizi ve yeni regülasyonlara göre antifouling konusunda bize neler sunabiliyorsunuz? Anlatırsanız çok müteşekkir kalırız. Tabii ki de. İsterseniz sunumu da paylaşayım direkt. Çünkü kendimden biraz orada küçük bir slaytım var. Tek sayfalık. Öncelikle herkese merhabalar. Koster olarak böyle bir fırsatı bize sundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü kolay değil, pandemi şartları, gerek firmaların kendi aldıkları kararlar, gerekse bizim gibi firmaların içeriden aldığı kararlar gereği ziyaretler eskisi gibi çok tempolu olarak gerçekleştirilemiyor maalesef. Çünkü herkes kendini korumak zorunda bu süreçte. Ne kadar iyiye gitse de sonuçlar, yine de birbirimizi korumakta fayda var. Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse, 2,5 yaşından beri okullardayım. Anne de babanın malum memur olmasından dolayı. Dolayısıyla biraz okumaya fazla haşır neşir oldum. Tekirdağ'da liseyi bitirdikten sonra üniversite için İstanbul'a geldim. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunuyum. 2007 yılında mezun olduktan sonra gerek okuldaki değerli hocalarımın da desteği ve talebiyle yüksek lisansa da aynı okulda başladım. Araya askerliğin girmesi, kısa süreli bir deniz tecrübesinin olmasından sonra 2012 yılında yüksek lisans bitti ve 2019'da da yine okuldaki hocalarımın aşırı baskısı ve desteğiyle doktora eğitimine başladım. Şu an doktor öğrencisiyim Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yine aynı bölümde. Ders eğitim bitti. Hayırlısıyla şimdi de tez aşamasına başlıyoruz. Ve aynı zamanda açık öğretimden de işletme bitirdim. Onu da biraz araya deniz çalışma hayatının girmesinden dolayı o da biraz uzadı. Nerelerde çalıştım? Mezun olduğum gibi Uniservis, İlkfer Denizcilik'te işe başladım. Boya inspektörü olarak. O süreçte de tamamen tesadüf Uniservis, PPG'nin Türkiye'deki distribütörüydü. Daha sonra PPG Sigma'yı satın alıp Türkiye'de bir organizasyon kurduktan sonra ister istemez tabii oradaki iş bitti. Hani PPG oradan çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra oradan ayrılmayıp bu sefer kimyasal satış departmanında biraz daha ilgilendim. Aynı zamanda satın alma, operasyon departmanlarında da işte malum çok büyük bir yapı olmadığı için o zamanlar Uniservis. Yani her işi yapabiliyorduk hani bir ekip olarak. Daha sonra da 2011 yılında PPG'de işe başladım. Bu süreçte de Uniservis'ten ayrıldıktan sonra kısa süreli bir 7 aylık Arkas'ta staj süreci geçirdim, makine stajı olarak. Daha sonra 2011'de PPG'ye adım attıktan sonra hala PPG'de devam ediyorum. PPG kimdir? PPG 135 yılı aşkın operasyon veren bir şirket. Yani 1883 yılında kuruldu ve o zaman kurulduğunda biraz ağırlıklı olarak cam üzerine kurulan bir şirketti. Zaten PPG'nin baş harflerinden de Pittsburgh Plate and Glass'tır. Daha sonra şirket strateji değiştirerek coating üzerine yoğunlaştı. PPG'nin ana merkezi Pittsburgh'ta, Pennsylvania Pittsburgh'ta 70'ten fazla ülkede operasyon devam ediyor ve
Fortune 500'de 2020 yılındaki raporlara göre şu an 209. sırada. 2019 yılında raporlanan satışları 15.1 milyar dolar. Bu 2018'e göre %5 bir artış gösterdi. Pandemiyle beraber bu kadar beklenenden fazla bir artış göstermedi ama yine de 2019 seviyelerinde kapattı. Yani biraz daha üstünde ama beklentileri tabii %5 gibi bir yukarıya çıkamadı maalesef. Bu süreçte PPG'nin buraya ulaşmasının en büyük sebebi PMC yani Protective and Marine Coatings'i deniz boyalarını da içeren performans boyaları %60'ını karşılıyor. %40'lık bir kısmı da endüstri boyaları karşılıyor ki buradaki mesela endüstri boyalarında bu pandemi sürecinde özellikle packaging coating dediğimiz kısım bu konserveler, Coca-Cola'lar, Pepsi vesaire bu gibi ambalajlı ürünlerin oradaki kaplama ihtiyaçları daha çok gereksinim duyduğu için ağırlıklı olarak sektör oraya kaydı. PPG'nin her firmanın olduğu gibi stratejileri var. Hani bunların çok detaya girip üzerinde durmayacağım. Burada nelerdir mesela? İşte PPG tek bir marka yaratmaya çalışıyor dünya üzerinde. One PPG olarak. Hani her iş biriminin ortak çözümleriyle beraber müşterilerine her iş dalında tek çeşit çeşit çözümler üretmeye çalışıyor. Her firmada olduğu gibi hani müşterilerle birebir partner olarak çalışmaya özen gösteriyor. Personellerine gerek gelişim, gerek de hani etik kurallarının uygulanması konusunda çok ciddi destekleri var. Ve her gün bir öncekinden daha iyi işini yapmaya çalışıyor PPG. İmya sektörü olduğumuz için ve hani alternatif çözümler üretmek zorunda olduğumuz için R&D gelişim departmanı, araştırma geliştirme departmanında çok ciddi yatırımları var. Buradaki numaralarla da çok sizi yormak istemiyorum. Hani bu buradaki en önemli kısımda da bu gelişimin Oscar olarak adlandırılan R&D 100 ödüllerinde 30'dan fazla ödül sahibi PPG. Ve hani ciddi olarak da bu konuda çalışan personelleri var. Ve özel ürünler üretmek zorunda. Şu ana kadar PPG'nin 15 milyar dolarlık satışının %32'si bu advanced ürünler olarak adlandırılan özel ürünlerle karşılıyor. Birazdan o konuya geleceğiz PPG'nin meşhur olduğu kargo tankı boyalarından da. Zaten 2014'ten 2018'e %19'luk bir artış var. Önümüzdeki yıllardaki 2025 yılına kadar da bu özel ürünlerin sürdürülebilirliğiyle olan hedefini satışının %40'ı olarak ulaştırmaya çalışıyor. Ve her firmada olduğu gibi doğaya dost bir firma oluşturmaya çalışıyorlar. Bununla alakalı işte sera gazı emisyonlarını %7 oranında düşürüyorlar yapılan testlerde. Malum günümüz şartlarındaki su ihtiyacı, su gereksinimi çok kritik olduğu için oradaki su gereksinimindeki problemleri de %7 seviyesini düşürdü. Şimdi bizim tarafımıza gelmek gerekirse koruyucu ve deniz boyaları tarafında buradan biraz bahsetmek isteyeceğim. PPG'nin belli olarak çalıştığı referans firmalar globalde. PPG öncelikle her şeyden önce herkesin iş yerine güvenli gelip iş yerinden güvenli olarak eve dönmesi taraftarı olan bir firma. Bununla alakalı olarak da halk sağlığına ve çevre sağlığına ciddi önem verir. Ve hani su tüketimi, enerji tüketimi konusunda da ciddi yatırımları ve stratejileri bulunuyor bu konuda da. PPG sadece kendiyle alakalı olarak da değil, aynı zamanda çevresindeki firmalara da güvenliğini sağlayacak şekilde strateji oluşturuyor. Çünkü tek başına sağladığında ama çevredeki işte fabrika olsun, iş merkezleri olsun vesaire oradan yaratabileceği bir problemde de hani hem kendisine hem de çevresine ciddi zarar vermemesi için de bu konuda stratejileri var. Ve her firmada olduğu gibi bizde de insan sağlığı ve insanların güvenliği, güvenilir bir çalışma ortamı yaratması önemli. Neden PPG için önemli? Çünkü halka arz bir şirket olduğu için olası en düşük bir spekülasyon, en ufak bir kötü rapor, bu gerek insan sağlığı gerek ticari sorunlarla alakalı, yatırımcılarından ciddi bir geri
olumsuz geri dönüş alacağı için bu konularda da çok üstünde durdukları bir durum. Ve kazalarla alakalı gitgide yani 2003 yılından 2019 yılına kadar %75 oranında bir düşüş var. Ve her gün yani hatta her hafta her ay ciddi iş sağlığı güvenliği eğitimleri alınıyor şirket olarak da. Bunlar yakinen de takip ediliyor. Az önce de bahsettiğim gibi halka az olduğu için ve özellikle etik konusunda kesinlikle çok kötü bir firma. Yani çünkü az önce de bahsettiğim gibi küçücük bir spekülasyonda ciddi olumsuz geri dönüşleri oluyor ve bu olumsuz geri dönüşler ister istemez hizmet verdiğimiz müşterilerimize de yansıyor çünkü ufacık bir küçük bir spekülasyon. PPG hangi branşlarda protective coatings, marine coatings'te daha çok? Deniz boyaları bizim en çok şu bugün bahsedeceğimiz. Offshore, inşaat, petrokimyasal, madencilik bunlar biraz daha çok ağırlıklı olarak koruyucu boyalarda, protective coatings diye adlandırılan boyalarda. PMC olarak hani marine coatings ve koruyucu boyalar olarak da satışı dünya üzerindeki satışın %30'unu bizim de Türkiye olarak da içinde bulunduğumuz Avrupa'dan sağlıyoruz. %43'ü Amerika ve Amerika'daki diğer Kanada ülkeler, Latin Amerika %10'unu ve %17'sinde Asya ülkeleri karşılamakta. PPG dünya üzerindeki oluşumundan kısaca bahsetmek gerekirse 120'nin üzerinde satış noktası var. Bunun 15'i merkezi ve distribütör merkezi aracılığıyla ve 34 tane de üretim tesisi var ama bu her gün geliştiriliyor. Yeni yerler stratejik olarak işte özellikle pandemide biraz daha 34'e düşürüldü. Pandemi sonrasında bu arttırılarak devam edecek. Avrupa'da örneğin Dörne ve Polonya'da, Ostrov'da olmak üzere iki tane fabrikası var ve bu tüm Avrupa'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hizmet vermekte. Burada görmek isterseniz kısaca üstünde çok durmadan PPG'nin bulunan merkezleri, stok noktaları olsun, üretim tesisleri olsun, distribütör kanalları. Marine bahsettiği ilgi sahibi olmak istiyor. Üretim yok galiba. Türkiye'de var mı üretim? Türkiye'de marine boya. Marine boyası çok aşırı olmamak şart, aşırı olmamak şart demeyeyim de aşırı olmakla beraber var. Yani çünkü Avrupa'da üretildiğinde daha volümlü üretiliyor, daha hacimli üretiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu hacim düşünce hani maliyetler aşağı yukarı aynı duruma geliyor. Dolayısıyla hangi boyaları üretiyorsunuz? Mesela burada şu an üretilmiyor. Üretilmiyor tabii. Tabii şu an üretilmiyor. Şu an tamamen Avrupa'dan geliyor. Okay. Türkiye'de ağırlıklı olarak otomotiv üzerine üretimler gerçekleştiriliyor. Deniz boyası şu anda üretmiyor. Evet. Şu an üretilemiyor ama çok konuşuluyor. Hani yakın bir zamanda tekrar ona başlanacak. Bir süreçte bir süre bayağı bir üretildi. Yaklaşık 2-3 sene. Son dediğim gibi hani ham maddenin Avrupa gibi tutulmaması, hani Avrupa'daki hacimde tutulmaması ana fabrikalardaki gibi onu biraz da Avrupa'da şu an tutma taraftarı kaldılar. Tamamen yurt dışından geliyor tüm ürünlerimiz. Evet. İleride basit bir gemi havuza girdiğinde kıçından baktığımızda gemimize gördüğümüz alanlarda şu bölge geminin baca kısmı. Baca kısmını da içeren yaşam mahali. Yaşam mahallinden zaten yaşam mahallinin güvertesi burada gözükmüyor ama şuradan gidildiğinde geminin güverte kısmı. Geminin top site olarak adlandırdığımız kozmetik kısmı. Bu tamamen armatörün tercihine bağlı olarak istediği renkte yapılabildiği bölüm. Gemimizin wood tap olarak adlandırılan bölümü gerek zehirli boya, gerek poliüretan ya da epoksilerle yine armatörün tercihine göre, gemi sahibinin, donatanın tercihine göre bu boya sistemi önerilen bir bölüm. Gemimizin ağırlıklı su ile temas eden ve ağırlıklı suyla ilişkisi olan geminin alanı vertical site olarak geçer ve gözükmese de gemimizin tava olarak adlandırılan flat bottom alanı ve burada
yine su altı alanına dair olan dümen ve pervane. Burada boyanan kısmına da az önce bahsettiğim gibi buralar antifouling olarak adlandırılan zehirli boyalar. Pervane yine emit donatanı ve işletenin tercihine göre kaplanabilen bir alan. Biraz daha özel özen isteyen bir uygulama. Silikon uygulaması yapılıyor. Farklı özellikle kuzey bölgelerde sadece birazdan bahsedeceğim bir epoksi ürün var. Onunla kaplayıp onunla bırakılabilen bir uygulama alanı. Biraz daha gemimizin su altına inildiğinde markalama olarak da kullanılan ve her uygulamadan sonra dikkat edilmesi gereken durum. Burada havuzlama sürecinde genellikle yani biz boya firmaları olarak sadece geminin boyanan alanlarını öneriyoruz. Ama bir tenekede, iki tenekede olsa markalama boyasının tekliflere eklenmesi konusunda yani siz de bir olaya vakıf olup hani bunu ilgili çalıştığınız boya firmasına da iletebilirseniz daha sonra havuz sürecine geldiğinde ekstra bir iki teneke ihtiyacınız hani bir sürpriz olmayacaktır. Off-rasterlı olan gemilerde bulunabilen alanlar ve gemilerin oturduğu takaryalar. Gemiler neden boyalanmalı? Bu şeyin bir şey sorabilir miyim? Fazla ilerlemeden. Bu boyanın özelliği ne? Tamam. Kadıra mantıken daha kalıcı bir boya galiba. Ama... Yok. Daha kalıcı yani, boya değil aslında. Mesela örnek veriyorum. Gemimizin... Neden markalama boyası? Neden markalama boyası? Çünkü gemi kaptanlarının gerekli operasyonlar sırasında liman ve seyir anında oradaki draftına göre operasyonlarını dengelemesi açısından. Tamam. Ve, normal bir boyayı, diğer bir boyayı diye kullanmıyorum da özellikle markalama boyası almam lazım. Yok, onu anlamaya çalışıyorum. Markalama boyası diye özel bir boya yok. Sadece orada hani bilinmesi gereken konu gemimizin eğer topside kısmı akrilik boyaya uygulandıysa, yani komponentsiz boya uygulandıysa ya da alkit çok nadir kullanılmıyor artık ama siz buraya epoksi ya da poliüretan yani katkılı boya uyguladığınızda sistem olarak alttaki boyayı çözüp markalarınızın hiçbir anlamı olmayacak. Tükürecektir o marka alanları. Yani markalamadan özel bahsedilen durum kullandığınız boya tipine uygun bir markalama boyası seçmeniz. Gemilerimizi neden boyarız? Çünkü buradaki bir elektrik akımıyla deniz üzerindeki elektrik akımı ki şu an bizim gemilerimizi seyrettirdiğimiz deniz suyu en agresif çevre şartıdır. Dolayısıyla deniz suyu ciddi korozif bir maddedir ve çıplak saçla temas ettiğinde çok hızlı olarak saçımızı deforme edip zarar vermeye başlayacaktır. Ki bu dönemde ciddi maliyetlerin başında saç değişimi gelmekte. Dolayısıyla çeliğin ve saçın fiyatındaki artışlar da dikkate alındığında değişmesi gereken her plaka saç gemi için ekstra maliyet oluyor. Burada sizin kullanacağınız sistem, tercih edeceğiniz maliyet ve boya sistemi sizin geminizin için daha aşırı ödeyeceğiniz paraları, daha aşırı ödeyeceğiniz maliyetleri saçınızı korumak için önüne geçecek. Dolayısıyla biraz terzi işi gibi. Hani burada tamamen gemi donatanı, gemi işletmecisinin planı nedir önümüzdeki yıllarda? Hani günü kurtarıp düşük maliyetlerde gemimi boyayıp 5 yıl sonra saç maliyeti de çıksa hani ben bunu kabul edebilirim. Hani ben bunu karşılayabilirim diye düşündüğünüzde o tamamen hani oradaki gemi donatanının anlık operasyonel, anlık bütçesel olarak alacağı bir karar. Dolayısıyla ama ne kadar sisteminizi güzel sağlarsanız bunun karşılığını da siz alacaksınız. Yani burada tamamen asıl boyanın amacı saçımızı korumak öncelikle. Saçı koruduktan sonra zaten geminin operasyonel olarak seyri önemli. Zaten mesela özellikle krizden sonra karşılaşmışızdır kapanan tersanelerde, iptal eden gemi projelerinde. Geminin dış kabuğu yapıldıktan sonra gemi denizde bekliyor. Dolayısıyla birçok gemi şu şekilde Tuzla'da ikinci el olarak alınıp donatımı tamamlanan gemiler de var. Şu an hala tamamlanan gemiler de var 2008 yıllarından kalma. Yani burada asıl amaç gemimiz uygun boya sistemiyle
korozyondan ve olası olumsuz şartlardan korumaktır. Burada da işte görebileceğiniz gibi grafikte de hatta doğrusaldan ziyade daha hızlı artan bir şekilde nem ve atmosferik şartlar devreye girdiğinde korozyon oranının çok ciddi şekilde arttığını görebiliriz. Mesela bunlar korozyonla başımıza gelebilecek istemediğimiz durumlar. Deniz boyaları nelerdir? Önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Ağırlıklı olarak makine dairesinde ve iç alanlarda kullandığımız alkit boyalar, katkısız boyalardır bunlar. Single pack katmadan ambalajı açarsanız normal olarak hani çökertilerini falan boyayı güzel olarak karıştıracak şekilde hazırlayıp uygulamaya başlayabilirsiniz. Akrilik boyalarda bu otomobillerimizde kullandığı boyalardır aynı zamanda. Bu genelde dış alanlarda evimizin top side'ında ve boot tabında tercih edilir. Bu dış alanlardan kasıt işte aklınıza gelebilecek işte güverte, kapak üstleri, yaşam mahalli gibi alanlar. Onun dışında top side ve boot tabta da tercih edilebilen bir boya. Koruyuculuğu epoksilere göre ve poliüretanlara göre biraz daha düşük bir öneriler bu boyalar. Çift komponentli boyalarda da bahsetmek gerekirse ki en önemli gemilerimizin koruyuculuğunu fazla olarak sağlayan epoksiler. Epoksilerin önemi az önce de bahsettiğim gibi az gemimizi koruyan epoksilerdir. Çünkü sizin inşaat gibi gemimizin daha sonra uygulayacağınız kararında sizlere çok ciddi avantajlar sağlayacak. Yani burada da bir önceki sunumlarda da Cihan Bey'in, Hemper'den Cihan Bey'in de anlattığı gibi ne kadar kaliteli epoksi kullanırsanız sizin geminiz koruyuculuğu da o kadar önemli olacaktır. Size geri dönüşü de o kadar önemli olacaktır amortisman olarak da değerlendirdiğinizde. Epoksiler nerede kullanılır? Epoksiler aslında geminizin aklınıza gelebilecek her alanında kullanılabilir. Ancak solvent çıkışları biraz daha güçlü olduğu için daha çok ağırlıklı olarak dış alanlarda kullanılması tercih edilebiliyor. Makine dairesinde de sintine diye tabir edilen bir iç alanlarında epoksiler tercih ediliyor. Poliüretanlar tamamen kozmetik ürünü. Ancak akriliklere ve alkitlere göre güneş ışığıyla koruyuculuğu daha kuvvetli olduğu için, daha canlı gözüktüğü için armatörler tarafından tercih edilebiliyor. Mesela boyalardan az önce de bahsettiğim gibi klor kauçuk boyalar, epoksiler ve poliüretan ve akrilikler fiziksel koruyan boyalardır. Aynı zamanda epoksi ve poliüretanlar kimyasal olarak da korur. Neden kimyasal? Çünkü A ve B komponentlerini siz karıştırdığınızda ki B komponentli sertleştiricisidir. Boyanın kurumasını, kürlenmesini hızlandıran ürün. Karıştırdığınızda hem kimyasal hem de fiziksel olarak kuruyan ürünlerdir. Alkitler, silikatlar ve polisiloksanlar da aynı zamanda oksijenle tepkimeye girerek kuruyan ve bizleri gemimizi korumaya çalışan boyalardır. Antikorozif boyalar standartlarına göre koruyuculuğu bir fiyat performans grafiğine baktığımızda alkit boyalar, alkit primerlar koruyuculuğu vardır ancak daha ince atılır. Bir kere öncelikle kalınlık olarak daha ince atılır ve koruyuculuk özelliği epoksilere göre daha düşüktür. Standart bu konuyla alakalı PPG'nin Sigmarine 28 ürünü aynı zamanda en sertifikası olup ambalaj olarak uyguladığımız astardır. Tabi orada da tamamen beklenti az önce de bahsettiğim gibi armatörün tercihine göre uygulanabilir. Kullanan yok mu? Şu an günümüzde çok kullanan da var. Ama gemisinin ömrünü, sacın ömrünü uzatmadığına bunları daha üst standart boyalara öneriliyoruz ve yani yavaş yavaş geçirmeye de başladık. Sigma Cover ürünleri su altında güvertede kullandığımız 3 tip ürün var. Bir su altı ve aynı zamanda PSPC onayı bulunan Sigma Cover 388'de su altı ve balast tanklarına gerek yeni inşa gerek tamir boyalarını kullanabiliyoruz. Sigma Cover 350 ürünümüzü green sertifikası olması, yüzey toleransının olması nedeniyle ambar ve güvertelerde gemimizin üst yapılarında denizle temas etmeyen, deniz suyuyla temas etmeyen alanlarında kullanabiliyoruz. Topside tie. Biraz daha yukarı çıktığımızda Sigma Prime serisi
Bu ürünlerde de yine PSPC sertifikasına sahip ürünlerdir. Biraz daha Sigma Prime 700 uzak doğuda tercih edilebilen, Kore'de özellikle tercih edilebilen ürün olup, Sigma Cover daha çok Çin'de tercih edilir. Regülasyonlardan ve üretimi imkanlarından dolayı. Daha yukarı çıkıldığında Sigma Shield serileri koruyuculuğu daha artar. Dirence, bir darbe dayanımına biraz daha dirence daha yüksek olan ürünlerdir. İşte bu buzay seyreden gemilerde, buz kıran gemilerde, ice class olan gemilerde ve özellikle Hollanda ve Avrupa'nın kuzey bölgesinde nehir tipi çalışan ve nasıl söyleyeyim, kum ve dredger olarak adlandırılan kum ve taşları taşıyan gemilerde ambarlarında darbe dayanımı çok önemli olduğu için biraz daha üst segmentlere çıkılması gerekir. Aynı zamanlarda son dönemlerde Türkiye'de meşhur olan hayvan gemilerinin güvertelerinde çok önemli sonuç aldığımız Sigma Shield 1200'de yine hem kimyasal dayanımı hem de mekanik dayanımı yüksek olduğu için tercih ediliyor. Az önce de bahsettiğim gibi çok vaktinizi çok almak istemem, soru cevabı bırakmak istiyorum biraz da. Burada mesela Sigma Cover 380 ve 7 Sigma Prime 700 PSPC onayları olan üst düzey performans alabileceğimiz antikorozif ürünler. Bunların işte gerek kalite, gerek darbe dayanımı, gerek verimlilik artırımıyla beraber az önce de bahsettiğim gibi R&D departmanları her gün bu ürünlerle alakalı çalışıyor. Daha nasıl geliştirebiliriz? Örnek vermek gerekirse ben bu şirkete başladığımda Sigma Cover 380'in yıkama üzerine yüzey toleransı yoktu. Hani kum raspası, grit raspa talep ediliyordu. Ancak son 5 yılda yıkama üzerine de uygulayabiliyoruz. Burada basit bir... Sertaç, buyurun. Bir araya gireyim isterseniz. Buyurun. Yani sayın izleyicilerimiz sorularını bizim Q&A bölümüne yazabilirler. Hı hı. Direkt soru soramasalar bile sözlü olarak Q&A bölümüne sorularını yazabilirler. Bunların hepsini biz en geç sunum sonunda cevap vermiş olacağız. Onu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. 10 yılın üzerinde Sigma Cover 380 ile uygulanan bir geminin balast tankındaki performans. Burada boya performansı ile birlikte uygulama performansı da çok önemli. Örnek vermek gerekirse balast tankları, ambarlar gibi posta ve elemanların ve menhol ağızlarının olduğu alanlarda, uygulamalarda kestirme özellikle çok dikkat edilmesi gereken durum. Aksi takdirde şu menhol ağızlarından başlayan korozyon komple plakaya ulaşacaktır ve komple plakanın deforme olmasını sağlayacaktır. Cugul boşlukları dediğimiz alanlar, posta braketlerin altına ulaşılmayan yerler. Yani burada boyanın kalitesi, ya boyayla, uygulanan boyayla beraber uygulamacının da planlı olması ve oraya yapılabilecek kontrollerin de bilinçli olarak yapılması ciddi avantajlar sağlar. Yani uzun süreli bir koruma talep edildiğinde. Burada basitçe birkaç adet örnek göstermek istiyorum uygulamalarla. Epoksilerde üst segment ürünlere geldiğimizde Sigma Shield 1200 ciddi olarak olumlu sonuçlar aldığımız ürün. Ağırlıklı olarak hani buz kıran gemilerinde, kuzey gemilerimizde çok olumlu sonuçlar alınıyor ve az önce de bahsettiğim gibi pervanelerde silikon boya uygulanması günümüzde çok konuşulan. Ben bunu teknik departmanla görüştüğümde hani kuzey bölgelerinde Sigma Shield 1200'ü pervaneye uygulayıp sadece yıkamayla olumlu sonuçlar alıp tekrar seferine devam eden birçok geminin de olduğunu öğrendim. Sigma Shield 1200'ün avantajlarına baktığınızda hani çok gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Ben buna muadil diğer firmaların ürünlerini de gördüm. Bu standarttaki ürünler çalıştığınız boya firmasından talep edebilirsiniz. Ve ben gördüğüm performans söyleyeyim. Normalde bu tip ürünleri bir gemiye uygulamanız gerektiğinde full SI 2.5 açmanız gerekiyor iyi performans almanız için. Çünkü boyanın yüzeye tutunması o kadar sağlam olacak ve gemimizi o kadar sağlam karşı koruyacak. Bununla alakalı rakip bir firmanın bu standarttaki bir ürünüyle gelen gemide gördüğümüzde normalde full SI 2.5 almaya çalıştık, demo yaptık ama çok kolay alınamadı. Dolayısıyla olumlu sonuç olarak
dönüldüğünde bu tip ürünlerde gemimizin koruyuculuğu o kadar artıyor. Sizin yani ilk etapta bu tip ürünü kullandığınızda 5.000, 10.000 bütçesine göre dolar fazla ödeme yaptığınızda aslında siz geminizin bir sonraki havuzuna kadar sacını çok önemli bir şekilde koruyorsunuz. Ve aynı zamanda geminizin bir sonraki raspa maliyetlerini de düşürüyorsunuz. Bu tip boyalar ağırlıklı olarak işte ice breaking, ice going gemilerde kullanılıyor. Onlar için tasarlanıyor. Ve sürtünme direncini azaltıyor bu boyalar. Yani çok parlaktır. Ben bunu bizzat çekişle de denedim. Bu boyanın uygulanması zaten 300-400 mikronlarda uygulanıyor. Çekişle bile ciddi darbe yaptığınızda çok darbe almıyor. Bir test sonucu göstereceğim birazdan. Çekme testi olarak. Orada da zaten sonucunu görebileceksiniz. İşte buradaki kıyaslanan bir ürün. Gene PPG'nin ürününde olabilir. Rakiplerimizin de ürünü olabilir. Burada çekme testi yapılıyor. Tırnak gibi ciddi bir darbeli bir ürünle bu boyanın üzerinde bu tırnaklı tırmıklı olan malzemeler çekilerek boyanın mekanik hasarına karşı direncini gösteriyor. Burada görebileceğiniz üzere zaten sadece yüzeysel olarak tırnak izi gibi sonuçlarla karşılaşıyor ki bu buz efektlerinde de çok önemli olarak kuzeye çalışan gemilerde, Karadeniz'e çalışan gemilerde özellikle kış aylarında buzun içinde seyretmesi gerektiğinde ne kadar önünden bir buz kıran gemisi ona yardımcı olsa da ister istemez buzla teması olacağı için bu tip boyalar oralarda önem arz edebiliyor. Bu Sigma Shield 1200. Anti-fouling değil herhalde. Yok, yani. Yok sadece antikorozif. Buz kıra, yani buza girdiği zaman bu geminin hani ilk planda anti-fouling gidiyor. Ondan sonra evet. Sigma Shield 1200'e gelir herhalde, öyle anlıyorum. Evet, şimdi ondan bahsedecektim ben de tam burada. Bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Yani bu boyayı geminin hangi noktalarında kullanabiliriz? Hangi bölgelerinde kullanabiliriz? Ya, ambarda kullanabilir miyiz? Çünkü darbeye karşı dirençli duruyor. Ambarda kullanabilirsiniz. Hani az önce bahsettiğim gibi dredger gemilerde özellikle Hollanda bölgesinde ciddi tercih edilen bir ürün. Çünkü o büyük taş bloklar ambara düştüğünde zaten boyayı parçalayabileceği gibi saca da çok kolay deforme veriyor. En azından bu gibi darbe dayanımı yüksek boyalar uyguladığınızda oradaki darbeyi absorbe edecek. Dolayısıyla yani normal kullandığınız standart ürünlere göre sacınızın ömrünü daha da uzatacak. En azından darbenin boyayı yüzeyden alıp sizin sacınızı direkt atmosferik şartlarla özellikle o en büyük korozyon dostu olan oksijenle temasını kesecek. Dolayısıyla hani orada verilen bütçe size ciddi avantajlar sağlıyor. Burada az önce de sizin bahsettiğiniz gibi antifoulingler sabun gibi yumuşak boyalardır. Hani çok kolay en ufacık bir mekanik hasarda bunu alabilirsiniz. Dolayısıyla siz antifoulingi aldıktan sonra geminizi tamamen antifouling yüzeyden düştüğü durumlarda tamamen epoksinin korumasına bırakıyorsunuz. Oradaki daha sonra karşılaşacak mekanik hasarlar epoksiyi de aldığında geminizi her 3 ayda, 5 ayda, her yıl havuza sokamayacağınız için orada saca ulaştıktan sonra korozyon başlıyor, gelişmeye başlıyor ve ister istemez de yayılabiliyor. Hani sizin sağlam olarak gördüğünüz boyaların olduğu yerlerde de sacınıza zarar verebiliyor. Daha başka nerelerde kullanılabilir? Özellikle tugboatların, fenderların temas ettiği alanlarda bu tip ürünleri kullanıp en azından sacınızın zarar görmesini önleyebilirsiniz. Bunun uygulamasını yaptığımız gemilerde çok güzel geri dönüşlerini alıyoruz. Hatta bir armatörümüze bu Sigma Shield 1200'ü kullandık. Boyaların işte gerek mekanik hasar, gerek tugboat temaslarından sonra döküldüğü ya da deforme olduğu alanlarda Sigma Shield 1200 hiçbir şekilde zarar görmemiş şekilde durarak sacınızı korumaya devam ediyor. O geminin paralel badisinde darbe alan yerlere de kullanılabilir mi bu boya? Tabii ki de, tabii ki de. Yani geminizi şöyle yapabilirsiniz, bölebilirsiniz. Benim gemimin bulk kısmı özellikle zincirlik taramalarında hasar görüyor. Hani o bölgeye onu uygulayabilirsiniz. İşte geminizin özellikle bu midship alanında, gemimizin orta kısmında
daha çok böyle fenderlarla, tugboatlarla temas eden alanlarda oraya uygulayabilirsiniz. Boot tapınızı tamamen kaplayabilir ya da bölgesel olarak kapatabilirsiniz. Yani temasın çok olduğu yerlerde geminize kullanabilirsiniz. Yani bu şeyi çalıştığınız boya firmasından bu gibi bir alternatif talep edip yani bütçesel olarak değerlendirebilirsiniz. İşte burada örnek vermek gerekirse uygulanmış bir alan, gemi, buz efektini gördükten sonra şu alttaki anti-fouling, siyah anti-fouling, gri sigma sheet 1200, bağlayıcısı da siyah bu boyanın. Bağlayıcıyı ve anti-fouling'i buz etkisiyle alıp sigma sheet 1200'de kalmış. Normal bir boks uygulandığında koruyuculuğu elbette var. Ancak gün geçtikçe mekanik hasarlara karşı dayanımı daha az olacağı için burada epoksiyi de alıp sizi tamamen deniz suyuyla sacı baş başa bırakıp maalesef istenmeyen mücadelelere girmek zorunda kalacaktır gemi sacı. Poliüretanlardan bahsetmek gerekirse, poliüretanlardan ziyade kozmetik ürünlerden gemimizi bahsetmek gerekirse, az önce de kısaca üstünden geçtiğimiz gibi alkit ve akrilik boyalarda ekonomik olarak çözüm ya da teknik olarak çözüm olarak kullanılır. Çünkü gemimizin üzerinde akrilik boya ve alkit boya varsa mevcut sistemle devam etmemiz gerekir. Ancak alkit ve akrilik gemimizde varken topside için full süpürme, full draspa planlandığında otomatikman sizin biraz daha üst segmentlerde poliüretana geçmeniz tavsiye edilir. Çünkü bir katı madde olarak poliüretanlar akriliklere ve alkitlere göre daha avantajlıdır. Dolayısıyla alkitler finansal olarak ucuz boy olarak gözükse de katı maddesi düşük olduğu için poliüretanlarla bütçesel olarak yaklaşmakta olacak. Yani dolayısıyla hani yarın öbür gün gemimiz havuza girdiğinde full raspa planlanırsa topside için gerek yapılan tamirler gerek işte topside'ın performansından dolayı üst segmentlere çıkabiliriz. Yani şey yapmadan, SA2.5 falan yapmadan geçebiliriz diyorsunuz, öyle mi? Yok, SA2.5 yapmadan en azından bu yüzeydeki son katı olan akrilik ve alkit boyanın alınması gerekir. Epoksiye kadar onu yüzeyden almamız gerekir. Süpürme SA1 standartıyla. Poliüreten çift komponentli. Çift komponentli, doğrudur. O zaman hani o söyleniyor zaten. Tek komponentli boyanın üstüne çift komponentli boya vurulmaz. Onu şöyle bahsedecektim. Yani çok yüksek bir binadasınız. Sarktınız ve düşmek üzeresiniz. Hani kilonuz yaklaşık 70-80 kilo bir insansınız. Sizin üzerinize 100-120 kilo bir insan geldiğinde sizin direnciniz kırılacaktır ve hani yüksek binadan çok kolay düşeceksinizdir. Ama tam tersi olduğunda 120 kiloluk bir kişi oraya tutunup siz sırtına bindiğinizde o sizi diğer duruma göre daha kolay taşıyacaktır. En azından daha uzun süreli taşıyacaktır. Tercih edilmez. Ancak akrilik boyalar poliüretanların ve epoksilerin üzerine uygulanabiliyor. Tercih edilmez ama kabul ediyor boyalar. Ama tam tersi olduğunda poliüretan ve epoksiler güçlü boyadır. Ve tek komponentli boyalar, alkit ve akrilik boyaların üzerine uygulandığında o boyaları çözecek ve dolayısıyla bir önceki kata olan tutunmasını engelleyip ikisi birlikte yüzeyden düşecektir. Bununla alakalı firmalar yine ama çözüm üretmeye çalışıyorlar. Nasıl çözüm üretmeye çalışıyorlar? Mesela özellikle güvertelerde alkit boya olan gemilerle karşılaşıyoruz ama bunlar aged olarak tabir edilen çok uzun süre uygulanmış gemiler, 6 ay ve daha fazlasında uygulanmış olan uygulamalar, gemiler diyorum pardon, boyalar. Dolayısıyla onun üzerine PPG'deki Sigma Cover 456 teknik özellikleri gereği uygulanabiliyor. Yani sizin geminiz alkit ya da akrilik olan bir alanında çok uzun süreli bir tamiri yapmadıysanız üzerine epoksi ile devam edebiliyorsunuz. Sigma Cover 456 ile. Bununla alakalı diğer firmaların da çözümleri var. Pardon. Epoksilerin poliüretanlara göre dezavantajı bu tebeşirlenme diye adlandırılan chalking tabakası.
Yani 456 sigma cover 456 tarzı ya da diğer epoksileri uyguladığınızda ki 456 sigma cover 456'nın tebeşirlenme oranı standart epoksilere göre biraz daha düşük. Ama yine de karşılaşabiliyoruz. Epoksinin kendi kimyasal reaksiyonlarından dolayı atmosferle verdiği. Yüzeye boya elinizi sürdüğünüzde siz böyle tebeşir gibi, toz gibi düşünürsünüz ama elleriniz beyaz beyaz olur. Bunu poliüretanlarda daha az karşılaşıyorsunuz. Poliüretan boyalarda hatta karşılaşmıyorsunuz diyebiliriz doğru söylemek gerekirse. Parlaklık olarak daha parlaktır. Atmosferik şartlara, güneş ışıklarına karşı koruyuculuğu daha fazladır, güneşi yansıtma özellikleri. Ve biraz daha yukarı çıktığımızda Sigma-Dur 1800 yakın bir zamanda bir gemi uyguladık. Bunların uygulanabilirliği ağırlıklı olarak kruvaz gemilerinde kullanılır. Ve bunların bir üst segmenti polisiloksanlar. Bunlar tamamen gemimizin hani biz görsellik istiyoruz, kozmetik istiyoruz, gemimiz işte 100 metreden parlayarak bizim karşımıza çıksın tarzı talep edildiğinde biraz daha yukarılara çıkabiliyoruz bununla ilgili. Ama tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi performans arttıkça buraya değerlendirmemiz gereken bütçenin de artacağı unutulmamalıdır. PPG'nin poliüretanlarında 550, Sigma-Dur 550 olarak adlandırılan ürün tamamen son kat kaplama boyasıdır. Herhangi bir antikorozif özelliği yoktur. Direkt saç üzerine uygulayamazsınız. 10 yıla kadar koruyuculuğu ispatlanmış, görülmüş performans olarak. İyi renk ve parlaklık sonucunu oluşuyor ve atmosfere karşı direnci çok iyi. Bunun az önce de bahsettiğim gibi bir segmenti Sigma-Dur 1800. Burada 20 yıla kadar koruyuculuğu var bu boyanın. Bir kere uyguladığınızda herhangi bir mekanik hasarla karşılaşmadığınızda 20 yıla kadar koruyuculuğu var. Burada biraz da çevre şartları sera gazlarının etkisi olarak VOC'yi düşürüyorlar. Ve katı madde oranı daha yüksek olduğu için yalnız bu boyaların biraz da kalın atılması gerekiyor poliüretan koruyuculuğunda olması için. Burada sadece poliüretanlarda özellikle dikkat edilmesi gereken bu diğer tüm boyalarla alakalı. Ne kadar boya inspektörlerinin elinde olmasa da hani boya inspektörleri günümüzde biraz tersanelerde şey olarak görülüyor. Kalite kontrol sorumlusu olarak görülüyor armatör adına. Bu konuda diğer boya firmalarındaki arkadaşlarla da hani konuştuğumuzda bazen boya firmalarının elinde olmayan sebepler oluyor. Mesela örnek veriyorum Sigma-Dur 1800 hani 75 mikron atmanız gerekirken 200 mikron uyguladığınızda bir alttaki epoksinin kürlenme süresi normalde boyalar sistem olarak önerilen kalınlıklarda uygulandığında kürlenmeleri ona göre yolunda devam ediyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ancak uygulanması gereken sistemde belirtilen kalınlıktan daha fazla atıldığında, kuru film kalınlığından bahsediyorum, daha fazla atıldığında sizin bir önce uyguladığınız ara kapların kürlenmesinin önüne geçiyorsunuz. Yani kürlenmesini çok 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 geciktiriyorsunuz ya da durduruyorsunuz. Bunun anlamı ne? Sizin uyguladığınız son kat boyayla astar boya arasındaki ara kapların tam kurumadan böyle hala sıvısal olarak, sıvı olarak yüzeyde duracağı ve dolayısıyla en ufacık mekanik hasarda oradan yüzeyden alınabiliyor bu. Bu mesela enspektörlerin ya da hani sizin kontrolünüzde uygulamacının da kontrolünde olan bir şey değil. Sadece hani biraz sistemlere uygulaması için verilen kalınlıklara ve zaten o kalınlıklara göre olan tüketim miktarlarına göre hani kontrolü sağlayabilirsiniz. Burada boya enspektöründen gerekli tavsiyeleri alıp tersaneye armatör olarak gerekli uyarıları ya da uygulayıcı firmaya gerekli uyarıları yapabilirsiniz. PPG bununla alakalı özellikle gemilerde çok büyük karşılaşılan yani sorun diyebiliriz. Sorunlardan biri çift komponentli boyaların A ve B komponentlerindeki operasyon sırasındaki farklılıklar. Bazen boya firmalardan örnek veriyorum 5 teneke epoksi istiyorum diyor. Siz set olarak istiyorum de A ve B komponent olarak. Ayrıca benim gibi eksildi 3 teneke de sertleştirici istiyorum diyor. Burada biraz kontrol sertleştiricisinin katılıp katılmamasından ve
belirlenen oranlarda kullanılmamasından tavsiye ediliyor. PPG olarak bizim mesela Sigma Care Plus diye verdiğimiz, kullandığımız bir maintenance chart tablosu var. Orada tamamen karışım oranlarından, boyaların karışım oranlarından kullanıldığı trenlere kadar tüm detayları belirtiliyor. Boyaların karışımı gemilerimizde şöyle kolay olabiliyor. Her türlü ekipmanı bulabileceğimiz, her türlü metrik ekipmanı ulaşabileceğimiz, hatta kendi metrik ekipmanımızı yaratabileceğimiz şartlar, gemi şartları. Dolayısıyla gemiler için talep edilen C-stoklarda A ve B komponentlerinin karışım oranları bellidir. Bunu çalışmış olduğunuz boya firmasından da talep edebilirsiniz, karışım oranını, teknik dokümanını. Daha sonra işte 4'e 1, 82'ye 18 gibi o boyaların teknik olarak karışım oranlarına göre sizin çok basit bir metal çubuk, ahşap çubuk olarak üzerine kendi çizebileceğiniz düzeyde, mesela küçük bir 20 litrelik bir ambalajı küçük bir tenekede karıştırdığınızda 4'e 1 olduğunda mesela katabilirsiniz küçük ambalajı, alt komponenti. Daha sonra sizin kendi yarattığınız metrik ekipmanla tamamen oradan kendiniz çizerek ne kadar katacağınızı görüp daha düzenli kullanabilirsiniz A ve B komponentlerini. Ancak yine de önüne geçilemeyecek durumlarla karşılaşılabiliyor ve hatta siz A ve B komponentini karıştırdığınız andan itibaren saat boyanın tamamen kürlenmeye başlayıp sertleşmesi adına çalışmaya başlıyor saat. Buna da pot life olarak bize bilgi olarak veriliyor. Bunları da teknik dokümanlardan, teknik data sheetlerden ulaşabilirsiniz. Ve bunlar çok uzun zamanlar değildir. Örnek vermek gerekirse bir gemi sabah 8 mesaisine başladığında işte 9-9.5 gibi bir alanı boyamaya karar verir. Daha sonra 20 litrelik bir ambalajı karıştırdığında 20 litrelik bir ambalajı karıştırdığında 2 saat, 3 saat içerisinde o tamamen donar. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için PPG mesela katkısız poliüretan üretti. Katkısız poliüretanla 24 aya kadar servisinizi sağlayabiliyorsunuz. Tamamen poliüretandan ne hizmet aldıysanız aynı hizmeti alabiliyorsunuz teknik olarak. Overcoating time çok uzun değil. Üzerine tekrar bir katı uygulamak istediğinizde katı madde oranları aşağı yukarı aynı. Ve dediğim gibi poliüretandan aldığınız tüm hizmeti alabiliyorsunuz. Yani mesela market boya gibi açıp karıştırıp uygulamasını yapıp tekrar kapatıp store'unuzda koruyabilirsiniz. Ambar boyalarından bahsetmek gerekirse Sigma Cover 350, Sigma Prime 200, MT'si ve Sigma Shield serileri. Burada da tamamen boya işi, terzi işi gibi olduğu için gemimizin üstüne yaratacağımız sistemi oturtacağımız için burada tamamen sizin taşıyacağınız yüke, taşıyacağınız yük şartlarına göre bunu çalıştığınız boya firmasından talep edebilirsiniz. Standart epoksilerin üzerine çıkıldığında gemimizin ambarlarının koruyuculuğu artıyor. Hani burada az önce de bahsettiğim gibi ne taşıyacaksınız? Bu çok önemli. Bunların üzerinde çok durup vaktinizi almayayım. PPG'nin standart Sigma Cover 350'si yaz ve kış tipi olarak var. -5 dereceden 15 dereceye ve 5 dereceden 40 dereceye kadar kürlenebildiği. Bu balastlarda kullanılan boyalar tabii neme karşı daha az duyarlı. Tabii ambar boyaları balast tanklarında çok tercih edilmiyor ama kısa sürede olarak ambarlarında balast taşıyan gemilerde için hani bir sıkıntı yaratmıyor. Kısa sürede suyu alınıp basıldığında az ambarlarda bir sıkıntı yaratmıyor. BPG bununla alakalı yine çalışmalarını gerçekleştirip MTC diye bir ambar boyası geliştirdi. Malum günümüz ekonomik şartları ve hani 1 doların 100 doların bile önemli olduğu şartlarda ister istemez boya firmalarında alternatif çözümlere yönlendiriyor. Sigma Shield MTC olarak sadece ambarlarda kullandığımız üründeki baş harflerinden de anlaşılacağı gibi mekanik, termal ve kimyasal dayanımı yüksek olan ürünler. Yüksek olan ürün. İşte bu sizin taşıyacağınız gerek vinç ve kepçe ile tahliyelerde gerek mekanik hasarlara karşı dayanımı yüksek. Aynı zamanda kömür gibi termal ve kimyasal darbesi çok yüksek olan boya dayanımı yüksek ve kimyasal yüklere dayanımı da hani yüksek olan bir ürün geliştirdi ve bunun uygulamasını 2x100 mikron olarak yapıyor. Normalde 250 mikron olarak uygulanması talep edilmesine rağmen 2x100 mikronla
bunu maliyet olarak da aşağı çekip uygulama açısından da ciddi bir avantaj sağlıyor armatörlere. Bunların da yaz ve kış tipi olarak mevcut. Ancak 10 derecenin zaten altında çok Türk yaşattığında uygulama yapılmadığı için ambarlarda oralara ulaşmadığı için normal versiyonu kış tipi olmadan kullanabiliyoruz. Sigma Shift MPC ile uygulama sonunda karşılaşılan bir tablo. Az önce de bahsettiğim gibi kireç taşı tahliyesi sırasında kepçeyle bu sacımıza zarar vereceği için MPC sistem kullanıldığında standart epoksilere göre daha yüksek performansla bunun önüne geçebiliyoruz. Sigma Shift 1200 de yine ambar boyalarında kullanılıyor. Az önce de dediğim gibi hani taşıyacağınız yüke, taşıyacağınız seyir bölgesine ve operasyon yapacağınız limanların kullandığı ekipmanlara göre buradaki tercihinizi tamamen siz belirleyebiliyorsunuz. Ve bunu ambarlarınızda böyle bilirsiniz. Hani çok hasar alan yerlere darbe dayanımı yüksek boya vurup tabii biraz daha uygulama açısından atabilir ama daha yukarılara darbenin daha az olduğu yerlere göre bunu değişiklik olarak da yapabilirsiniz. PPG'nin daha yoğun olarak bilindiği ve Sigma'nın özellikle yıllardan beri kargo tankı boyaları. Zinc silikattan fenolik epoksiye kadar çeşitli alternatifleri mevcut. Burada da az önce de dediğim gibi taşımış olduğunuz yüke, taşımış olduğunuz yük şartlarına göre burada boyamızı seçebiliyoruz. Bu tamamen boyadır, kaplama malzemesidir. Mesela burada Fengard'lardan karşılaşılabilen yüksek resistance listi ve her gün gelişen taşıma kapasitesi, her gün gelişen gelişimiyle beraber bir önceki günden daha iyi olarak geliştirilerek kargo tanklarını kendine katıyor ve aynı epoksi teknolojisini PPG gemimizin diğer alanlarında da kullanıyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Buyurun. Mesela bu metanol gibi agresif olan kimyasalları taşırken metanolden hemen sonra arada bir boşluk vermeden veya herhangi bir başka treatment yapmadan boyaya tekrar metanol yükleyebiliyor musun? O biraz riskli oluyor. Çok önerilmiyor. Yani PPG olarak önermiyoruz onu. Birazdan bir metanol ile alakalı ben de bir örnek koymuştum. PPG'nin resistance listini Tris Sigma Coatings olarak Google'a yazdığınızda zaten çıkar. Tris.Sigma Coatings olarak. Orada gerek kargo taşımayı planladığınız kargo gerek de mevcut sisteminizde PPG'ni kullan, PPG aracını kullanmış olduğunuz sisteminizde taşıyabileceğiniz yükleri görebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse metanolü burada seçtiğimizde Fengard olarak kullanılan üründe en üst segment fenolik epokside taşıyabileceğimiz ve zinc silikatla taşıyabiliyoruz. Onun dışında pure epoksi ve Novaguard'larla Novalak ürünleriyle buna karşı direnci yok, taşıma direnci. Yalnız taşıyabileceğimizin yanında belli referanslara dikkat etmemiz gerektiği söylüyor. Burada deniz suyu sıcaklığı, kargonun sıcaklığı ve taşınabilecek süre olarak detayları var. Ve bu yükün taşınması için gerekli olan post kür ve hat kür olarak detaylarını burada ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda ikinci noktada sizin bahsettiğiniz gibi gerekli havalandırmalar yapıldıktan sonra bir yüke geçirebildiğini söylüyor. Ancak burada verilen tavsiye havalandırmadan sonra yine notlar var. Agresif olmayan yükler ki metanol de bunun içerisine geçerli ve suyla temas edilmemesi gereken. Çünkü metanol suyla temas ettiğinde çok ciddi kimyasal reaksiyon gösterebiliyor. Dolayısıyla su içermeyen kargolarda ki bunun maksimum oranı %1, kargolarla bir 10 gün taşınması ya da geminin tankının 10 gün boş bırakılması, hiç büyük taşımadan bekletilmesi öneriliyor. Yani, o gibi, havalandırma o zaman 10 gün sürecek eğer başka bir... Tabii en az 10 gün oraya herhangi bir yük almadığınızda metanolü taşıyabiliyorsunuz. Tamam. Fengard'la 1500'den fazla gemi ve 25 milyon metrekareden fazla alanla 40 yılın üzerinde bir tecrübe var PPG'nin. Çok önemli olumlu sonuçlarını aldık mesela. 90'larda yapılmış gemilerin geçtiğimiz senelerde daha yeni full raspa yapıp kargo tanklarını boyadık. Şimdi en can alıcı bölüme geldiğimizde epoksilerin koruma alanından sonra gemimizin
direncini hızlandıracak, direncini azaltacak, pardon, direncini azaltacak ve performansını arttıracak antifoolingler. Burada çeşit çeşit çözümler önerilebilir. Bütçeye göre, gemimizin seyir yapacağı şartlara göre ve seyir şartlarına göre. En düşük standartlardaki antifoolinglerden en üst segment antifoolinglere ve hatta silikon foolingli bizde tabir edilen silikonlara kadar. Şurada dünya üzerinde deniz suyu sıcaklıklarına baktığımızda anlatmak istediğimi basitçe örnek göstermem gerekirse şu çok sıcak sularda seyir edilen antifouling seçimiyle biraz daha kuzey alanlarda tercih edilen antifouling seçimi farklılık gösterebiliyor. Çünkü çok etkisi var antifoolinglerin kullanılabileceği. Şimdi antifoolinglerin çalışma prensibi nasıldır? Nasıl çalışırlar? İki şekilde kimyasal ve fiziksel reaksiyonlarla çalışır. Buradaki mesela fiziksel reaksiyon deniz suyu boya filmin içine işler. Ve daha sonra boya filmin içine işlediğinde biyosit paketi denilen antifoolinglerin içerisindeki biyosit paketleriyle biyositler deniz suyuna hücum ederler. Çünkü deniz suyunun içerisinden kendisine çeşitli deniz canlıları tutunmak isteyecektir. Ve oradan çözülerek bu deniz canlılarını alıp kesinlikle bu deniz canlılarını öldürmeden tekrar denize geri dönerler. Yani eriyerek deniz canlısının tutunmadan hani onu tutup yüzeyden denize geri gönderir. Geçmiş yıllarda bunu kalayla sağlıyorlardı. Ancak kalayın sağlamış olduğu gerek bu deniz canlılarındaki midyelerde cinsiyet değişimi gerek onları öldürmesi de bu bakıra döndü kalaydan. Şimdi yeni teknolojide bakır da çıkarılıyor. Artık metal çıkarılıyor. Farklı çözüm önerileriyle bu karşımıza geliyor. Bir başka çözümde de deniz suyu reçinelerle reaksiyona giriyor. Bunlar hidroliz. Reçineler parçalara ayrılarak biyositleri ortaya çıkarıyor. Biyositlerin ortaya çıkmasına sağlıyor. Ve bu tüm kaplama, tüm antifouling bitene kadar bu mücadele deniz canlılarıyla devam ediyor. Ancak benim burada havuzlama sürecinde önereceğim ki boya firmalarındaki diğer arkadaşlarım da aynı şeyi yapar, öneriyi de bulunur. Gemimiz bir havuza girdiğinde %20'ye kadar raspa yapıldığında touch-up zehirli boya kalınlıkları daha düşük zehirli boya kalınlıkları olarak adlandırabiliriz. Touch-up zehirli boya kalınlıkları gemimize önerilebilir. Burada %20 uygulamaya kadar yani bu %20'nin altındaki raspa oranlarında. İlk katı mesela %20 attınız, ikinci katı %25, %30. Hani buralara kadar taçap zehirli boya kalınlıkları önerilir. Ancak bunun üzerine raspa çıkıldığında ki özellikle %50, %60, %70, %100 zehirli boya kalınlıklarının minimum 50 mikron mertebesinde arttırılması önerilir. Zaten gemilerimiz her havuza geldiğinde 30-40 mikron bir antifoolingle gelir ki siz mesela tahmini olarak bir seyir aktivitesi, geminin hızı ve bir servis periyodu verirsiniz boya firmasına antifouling hesaplamak için. Ama bu tamamen bir öngörüdür. Çünkü Allah göstermesin yarın öbür gün gemimizin karşılaşabileceği herhangi bir mekanik hasar, herhangi bir karaya oturma, herhangi bir teknik arızadan dolayı gemilerimiz uzun süre denizde kalması gerekebilir. Hani bunlar sizin öngöremediğiniz konular. Ve siz %70 seyir aktivitesi önerisi sunduğunuzda bu zaten otomatikman %50'lere, %40'lara düşebilir. %60'lara düşebilir ya da sizin verdiğinizden daha azı düşebilir. Ya da siz %50 seyir aktivitesi öngörüyorsunuzdur ama çok güzel bir anlaşma yaparsınız. Bir charter anlaşması yapabilirsiniz ve bu sefer sizin seyir aktiviteniz artar. Bu sefer de antifoolingi sizin hesapladığınızdan daha ince kalabilir. Burada o yüzden güvenli kalma açısından touch-up oranları arttırıldıkça zehirli boya kalınlığında arttırılması tavsiye edilmektedir. Burada antifoolinglerin neler önemli zehirli boya kalınlığı belirlenirken, az önce de bahsettiğim gibi gemimizin çalışacağı deniz suyunun sıcaklığı, operasyon oranı yüzde kaç olarak pervane dönecek, gemimizin hızı ve bir sonraki servis periyoduna kadar ne kadar süre geçeceği. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Taş Bey. Yani size bir müşteri geldiği zaman yani ben şuralarda çalışıyorum, ona göre boya istiyorum, şu kadar ayda yatıyorum, şu kadar pervanem dönüyor dediği zaman tabii bir şey çıkarabiliyorsunuz. Tabii ama, tabii. Peki siz bunu mesela hiçbir kaynağınız var mı? Kendiniz de acaba armatör
doğru bilgi mi geliyor, yanlışı var mı? Belki daha farklı bir data var gemiyle alakalı. Bunun siz de araştırabiliyor musunuz mesela? Biz de araştırabiliyoruz. Onunla alakalı bu web siteleri, programlar, marketing departmanları ya da teknik departmanlarının takip ettiği, oradaki arkadaşlarımıza danışıyoruz. Gemimizin bilgilerini veriyoruz. Onlar bize bir önceki havuz periyodundan günümüze kadar gemimizin hangi şartlarda, hangi denizlerde, hangi oranlarla, hangi ortalamamızda çalıştığını bize gönderiyorlar. Yani aslında böyle spesifik bir bölgede çalışanlar için tabii boya seçimi daha kolay. Ama mesela evet, Worldline çalışıyorsa armatör ne yapacak? Hangi boyanızı kullanacak? İşte orada az önce de bahsetmeye çalıştığım gibi hani orada tamamen spot çalıştığınız için gemimizin yarın öbür gün ne kadar bekleyeceğini, ne kadar yapamayacağını hani biz bu bilgileri alıyoruz. Ancak çok öngörülebilen ya da hani çok aşırı referans alınacak bilgi değil. Hani benim düşüncem. Elbette referans olarak alıyoruz ve zaten ortalama gemilerin belli bir süreden sonra hani hangi operasyon oranıyla, hangi hızla yaklaşık çalışacağı zaten az çok tahmin edilebiliyor. Bununla alakalı sizin sorunuza bir sonraki slide'da denk gelecektim. Örnek vermek gerekirse işte benim gemim yaklaşık şu kadar beklemesi var, şu oranlarda, şu orandaki hızlarda çalışıyor, işte şu operasyon oranları var ve hani ben şu kadarlık bir koruyuculuk istiyorum diye belirli bilgileri verdiğinizde ve çalışacağı denizlere göre özellikle olarak doğru her şeyi belli oturuyor ama biraz daha worldwide çalıştığında alternatif ona göre üretilebiliyor. Örnek vermek gerekirse bilinen bir bilgi olarak 8 knot'un altında çalışan gemiler drift de yapsanız sürekli de çıksanız idle olarak geçer. Dolayısıyla burada biraz daha PPG'nin geliştirdiği bir üründe bu ağırlıklı olarak bekleyen tugboatlarda balıkçı gemilerinde daha çok önerilen Sigma Ecofleet 690'la 5 knot'a kadar bunu indirdiler. 5 knot'la 15 knot arasında bunu sağlayabiliyorsunuz ve 45 güne kadar bekleme sağlayabiliyor. Biyos geçiren antifouringlerde, seyir aktiviteleri de 70'le %20, minimum %20'ye kadar sağlanabiliyor. Ama bunlar dediğim gibi beklediği suya da bağlı olarak değişir. Çünkü bir canlının yüzeye tutunma süresi 20 dakika. 20 dakika içerisinde o canlı yüzeye tutunuyor ve ondan sonra geçen her saniyede, her dakikada o canlı antifoolingin içine işleye saca kadar ulaşabiliyor. Buradaki biyosit paketleri gemimiz seyir hareketine başladıktan sonra oradaki canlıyı çok fazla boyanın içine işlemeden alıp yüzeyden atmaya çalışıyor. Yani ne kadar uzun beklerseniz hani bu bekleme sürelerinin önerilmesine rağmen o kadar risk de alınabiliyor. Burada bir Sigma Glide gördüm. Ondan bahsedecek misiniz? Evet, biraz daha ileride. Bu tablo üzerinde çok... Evet, burada çünkü 60 gün kadar... Bekleme süresi. Yatabiliyor evet. Yani. Bu nasıl bir boya? Bu silikon. Tamamen pür silikon. Herhangi bir biyosit paketi içermeyen silikon boya. Peki 60 gün sonra biraz barnacle başladı, filan slime başladı. Yani gemi hareket ettiği zaman bunu atıyor mu üzerinden? Yoksa o 60 günü geçtiği için geçmiş olsun, ayrılmıyor mu yüzeyden? İşte az önce bahsetmeye çalıştığım gibi ya burada silikonların fooling release sistemlerinin avantajı canlı çok parlak bir yüzey ve suyla reaksiyona giriyor. Hani su orada bir su jeli oluşturuyor. Dolayısıyla orada canlının tutunabileceği bir alan yaratamıyor. Yüzeysel olarak yüzeye tutunuyor. Daha sonra gemi seyire başladıkça oradan yüzeyden o deniz suyunun etkisiyle beraber onu alıp tekrar denize ait olduğu ekolojik ortama gönderiyor. Üzerinden atabiliyor yani. O harekete geçince. Tabii harekete geçince onu üzerinden atabiliyor. Oradaki Project Dependent yazmış burada. Onu biraz açabilir miyiz mesela? Burada tamamen Range, Operation Range, Project Dependent. Evet. Yani butik bir boya bu. İhtiyaca göre ayarlanabiliyor mu? Evet. Çünkü PPG 90'lardan itibaren silikon teknolojisini geliştirerek arttırıyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam 5. nesil LSE versiyonu vardı. Daha sonra 890, 990 ve 1290 4. versiyonuymuş. 4. versiyon olarak silikon boya geldiğinde her gün geliştiriyorlar ve buradaki
Son gelişimde de Sigma Glide 1290 slime tabakasının da tutunmasını azalttı yeni teknolojide. Slime da tutunamıyor. Orada sadece hani barnacle'lar, midyeler, deniz canlılarının tutunması yanında slime'ın tutunmasını da minimum indiriyor ve slime free olarak da zaten adlandırılabiliyor ürün. Burada PPG'nin özellikle meşhur olan silil akrilat boyalarından sonra ve bunun tek eldeki bir üretici tarafından sağlanmasından sonra boya firmaları alternatif çözümlere yöneldi ve sililin maliyetindeki ciddi artış bunu ister istemez boyaların alternatif çözümlere yönlenmesine sağladı. PPG de bununla alakalı mevcut Sail Advanced DX, eski Sail Advanced 800 ürününü teknolojisini kullanarak bunun içerisine yüzeyi yağlandıran hidroliz binder diye kaydedilen kontrollü yüzey aktif polimeri içeren CSP teknolojisi yeni antifouling'in üretti. Sigma Sail Advanced RX GX. Az önceki bölümde de görebileceğiniz gibi tamamen bekleme süresine, gemimizin çalışacağı hıza ve çalıştığı operasyon oranlarına göre bu RX ya da GX olarak tercih edebiliyoruz. 90'a kadar yeni teknolojide yeni klas kuruluşu kararlarına göre 90'a kadar koruyuculuğu tespit edilmiş, ispatlanmış, belirlenmiş. Zaten artık yeni nesilde mümkün mertebe daha uzun süre koruyuculuğu alternatif çözümler üretiliyor. Burada çalışma prensibinde de az önce bahsettiğimiz gibi antifoulinglerin biyosit paketleri yüzeye tutunmayı çalışan canlıları yüzeyden alıp tekrar kendi ortamına yönlendiriyor. Burada az önce gördüğünüz gibi deniz suyuyla beraber deniz suyuna o canlıların tutunmadan tekrar geri gönderilmesini sağlıyor. Burada da ajan olarak adlandırılan CSP teknolojisi, yani kontrollü yüzey aktif polimerleri. Onlar burada devreye girip biyositlerin kontrollü olarak salınımını sağlıyorlar. Burada polishing oranları antifoulinglerin uygulanması gereken kalınlıklarını belirleyen oranlar. Bu üründe de Sail Advanced RX GX'te de bu kontrollü yüzey aktif polimerleri ve lubricating, kendinden yüzeyi yağlandıran, yani kendinden yüzeyi pürüzsüzleştirme teknolojisiyle bu zehirli boya kalınlığını biraz da aşağılara çekiyor uygulanması gereken. Mesela farklı bir antifoulingle, conventional denilen geleneksel antifoulinglerle uyguladığınızda 120-150 mikron veren bir alanı bu ürünle bazen uyguladığımızda daha düşük katları, bazen iki kat uygulamamız gereken alanları tek kat uygulamayla 60'a kadar koruma sağlanabiliyor. Orada da önemli olan kısım gemimizin çalıştığı seyir şartları. Burada lubricating, self-lubricating özelliğinin amacı geleneksel antifoulinglerde bir video göstereceğim bu slide'dan sonra. Geleneksel antifoulinglerde deniz suyuyla temas ettiğinde deniz suyu yüzeyden çok kolay akmaz ve iz bıraka bıraka gider. Aynı bir sümüklü böceğin yürümesi olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani o oradaki izi kolaylıkla görebilirsiniz. Ama bu kontrollü yüzey polimerlerini içeren antifoulinglerde self-lubricating özelliğiyle, kendinden yağlanma özelliğiyle o su yüzeyde çok kalmadan akıp gider ve gemimiz üzerinde oluşturacak deniz suyu direncini minimuma indirir. Bu da bize yakıt tasarrufu, hız performans artışı olarak geri dönecektir. Ve %5'e kadar ortalamada ulaşılan garantiler var. Bunun %5'e kadar yakıt tasarrufu sağlanan bildirmeler var ortalama. %10 bildiren de var. %1, %2 bildiren de var. Dedik hani %10'lara kadar bildiren oldu. Ama tabii PPG kendini biraz da güvenli tarafta tutmak adına ağırlıklı ortalama %5 seviyesinde olduğu için %5 seviyesine kadar bu direnci sağlayabiliyor. Şimdi şurada pointer'ı kapatırsam şurada videoda görebilirsiniz basitçe. Bakın deniz suyu aktı gitti. Diğer geleneksel antifoulinglerde bu daha yavaş aktığı için ister istemez bizi direncimizi arttırıyor. Evet. Burada bir örnek var gemiler uygulanan CSF'in aldığı performansla alakalı yorumları. Az önce Sigma Glide'dan bahsettik. O yüzden çok detaya inmeden burada
her gün PPG silikon teknolojisini geliştirerek sağlıyor. Bir gemide görmüştüm, bir hayvan gemisinde gördüm özellikle. Onların operasyon oranı çok yüksek ama tutyaları çalışmamasına rağmen silikon üzerinde herhangi bir problem yoktu. Ve sadece yıkandı, bir teneke bile silikon boy uygulaması yapılmadan seyrine devam etti. Tutya niye çalışmaz? Yani yanlış hesaplama. Orada biraz sanırım o gemideki magnezyum oranı biraz yüksekti. Orada sağlaması gereken tepkimeyi veremediği için deniz suyuyla. Hani aynen o külçe olarak tutyalar geri gelmişti 36 ay sonunda. O da iyi bir şey değil tabii. Evet, maalesef. Dediğim gibi az önce dördüncü teknoloji ve BPG'nin yeni geliştirdiği bir ürün. Önümüzdeki yıllarda da çok karşılaşılabilecek. Kaplama birazdan, bir iki slide sonra ona geçeceğim. Burada da az önce bahsetmeye çalıştığım boya yüzeyi üzerinde deniz suyu top gibi kalıp akıp gider. Ama aksi takdirde ne kadar deniz suyunun yüzeyde tutunduğu o kadar daha dezavantajlıdır gemiler için. Burada bir Sigma Glide'ın 7 yıl sonunda yıkama öncesi bir performansı. Bu Avustralya gibi sıcak bir bölgede 6 yıldan fazla raft testleri. Her boya firmasının olduğu gibi BPG'nin de sağladığı raft testinde Sigma Glide'ın 6 yıl sonundaki mümkün mertebe yoğunluğu. Bir önceki gemiyi gösterir misiniz? Buradaki tabii bu beyazlık zehrinin çalıştığını gösteriyor. Tabii herhalde. O zehrinin çalıştığını gösteriyor. Silikon kısmı şurası. Yani flat bottom ve biraz daha böyle. İki farklı boya mı kullanılmış burada yukarıda? Farklı boya kullanılmış, evet, doğrudur. Klasik anti-fouling, aşağıda silikon. Silikon, evet. Evet. Çünkü silikonlar yumuşak boya olduğu için özellikle fender alanlarında çok kolay deforme olabilir. Mekanik hasara maruz kaldığında darbe alabilen boyalar. Hani ağırlıklı olarak silikonları çok liman yanaşması olmayan tankerler, işte hayvan gibi korumalı yerlere daha. Evet, daha çok onlar tercih almayan. Ya da artık yeni nesil limanlarda silikon boyayla gelen gemiler için püskürtmeyle su atılıyor geminin yanaşacağı yerlere. Orada bir gemi yüzeyiyle yaslanacağı takarya alanları arası, takarya diyorum, usturmaç alanları arasında bir jel gibi bir suyla sağlanan bir alanla da orada bir yağ etkisi gösterip darbe dayanımını da azaltan sistemler var bazı limanlarda. Bizim kosterlere yapmazlar. Yok, yapmazlar. BPG'nin son geliştirdiği üründe Sigma Glide'ı Avery Dennison firmasıyla beraber bu arabalarımızda kullandığımız yapışma teknolojisiyle kaplama olarak kullanabiliyor. Bunu geçenlerde Maersk'ün bir gemisinde test patch olarak uyguladık. Şu an sonucunu da almadık çünkü Aralık ayında uygulandı. 5. ay. Muhtemelen bir yıl sonunda ya dalgıç ya da artık havuz mu olur? O test patch'in görülmesi, belki de 60 ay sonunda bakacaklar. O tamamen operasyonel kararları. Bildiğiniz üzere tamamen kaplama. Yani yapıştırma, arabalarımızın üzerine kapladığımız kaplama ağırlıklı olarak şu an yatlarda tercih ediliyor. Çünkü insan işçiliği gerekiyor. Anti-fouling yerine mi geçiyor? Bu silikon tamamen fouling release. Anti-fouling değil, biosit değil. Tamamen yapıştırma. Sigma Glide ile beraber yapıştırma teknolojisi. Ama yani slime veya barnacle oluşmuyor bunun üzerinde. Öyle bir teknoloji herhalde, değil mi? Silikon teknolojisi, hani Sigma Glide'dan ne hizmet alıyorsanız aynı hizmeti burada da alıyorsunuz. Orada da hani mesela tutunuyor yüzeye ama tekrar o boya çalışmaya başladıkça yüzeyden atıyor. Burada sadece bu sistem direkt saca boya olarak işlemiyor. Altta bir yapıştırma malzemesi olarak devam ediyor. Normal bu tabletlerin uyguladığı, zaten bunu uygulayan kişiler otomobil kaplayıcı firmalar. Türkiye'de bir firma var bunu uygulayan. Yalnız uygulama biraz uzun vadede. Isıtarak mı uyguluyorlar? Yok, hayır, tamamen yapıştırma. Altına Sigma Sheet 1200 uygulanıyor. Gemimizin altına Sigma Sheet 1200 uygulanıyor. Sonra Sigma Sheet zaten tamamen korumalı bir alan oluyor. Kapatıyorsunuz uygulayacağınız alanı. Çünkü dışarıdan herhangi bir toz vesaire bir şey gelmemesi gerekiyor ki şu yapışacak yüzeyde bir kirlilik, bir deformasyon oluşmasın ve yüzeye tamamen yapışıp korumasını sağlasın. Yani bu folyoda herhangi bir yapışkanlık yok. Alttaki boya yapışkan görevi mi görüyor? Folyo yapışkan. Şu bölgede yapışkan var. Var değil mi? Altında tabii tabii. Şimdi bir video göstereceğim. Orada bunun daha detaylı göreceksiniz. Hani normal bu
cam giydirmeleri yapan firmaların gibi bu uygulaması zaten. Evet. Videomuz da burada. Şu yüzeyi tamamen Sigma Sheet 1200 uygulanmış bir yüzey olarak düşünün. Alttaki işte şurası folyonun olduğu kısım. Yapışma kısmı. Yavaş yavaş o alttaki yapışkanın üzerindeki koruyucu altta çıkaralım. Altta bir şey var, bir tabaka var, onu çekiyor aşağıya. Tabii onu çekip aynen. Üzerinde de uygulamada herhangi bir deformasyon görmemesi adına zaten şurada da görebilirsiniz bir jelatin var. En son uygulama bittikten sonra da o jelatini çıkarıyorsunuz. Evet. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Sonlara doğru zaten o da. Uygulama bittikten sonra da şuradaki jelatini kaldırıp tamamen yüzeyi kullanabiliyorsunuz. Evet. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bir de sadece son olarak eklemek istediğim bir şey tiner kullanımı gemilerde. Bu çok gelen sorular. Ve hani 100 litre boyaya 100 litre tiner istendiği durumlar. Bir boya firması olarak hani bize ekstra bir satış olduğu için tabii ki de güzel bir durum. Ancak teknik olarak baktığınızda boyaların bir katı madde oranı vardır. İşte %30'lardan, %20'lerden, şok primerlardan bahsetmek gerekirse %100'lere kadar. Ve tiner dediğimiz şey de solventtir. Bu boyalardaki %80 dediğimiz katı madde oranının üzerindeki %20 onun solventidir. Siz %100 olarak uygularsınız, %80'e düşer otomatikman o solvent çıkışı sonunda. Ve sizin boyaya eklediğiniz her tiner ekstra solvent eklemektir. Bunun hesaplamaları da var. Yani siz %80 katı maddeli bir boyaya tiner eklediğinizde bunu aşağılara çekiyorsunuz. %80 değil onun katı madde oranı. İşte %70'ler seviyesinde kattığınız tiner oranına göre daha da aşağılara çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla, o oranda da dayanımı mı düşüyor? Tüketiminiz artıyor. Şöyle basitçe bir örnek vermek gerekirse, mesela 100 tenekeyle boyayacağınız bir alanı tiner eklediğinizde belki 105-110 tenekeyle boyayacaksınız. Bunun anlamı da siz kattığınız tiner kadar ekstra cebinizden bir maliyet ödeyeceksiniz ve ayrıca o tineri kattığınız için katı madde oranı düştüğünden dolayı fazla tüketeceğiniz boyanın da maliyetini ödeyeceksiniz. Aslında tiner katarak çok iyi bir şey yapılmıyor. Ama tiner katılması gereken kış şartları durumu var. Bunu çalışmış olduğunuz boya firmasının teknik departmanı ya da satışçı arkadaşlarıyla değerlendirip ne kadar bir tiner katadım, boya çözülmüyor, boya açmıyor kendini gibi cevaplarda hani onunla alakalı tavsiyeler alabilirsiniz. Ki bu en çetin şartlarda bile hani maksimum %5, yani maksimum hani en kötüsü olsa %10 seviyelerinde. Ki %10'un içerisinde uygulama yaptıktan sonra pompa temizliği de dahil ve boyaya katacağınız boya da dahil. Siz bunu %20, %30'lara çıkardığınızda tiner tüketiminizi ekstra maliyet ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ve artık yeni teknolojilerde tiner katmadan boyaların tüketilmesi üzerine yoğunlaşılıyor. Hani sadece son olarak kapanmadan önce bu konuda da bir hani farkındalık bildirmek istedim. Hani tiner tüketimini mümkün mertebe çalışmış olduğunuz boya firmasıyla hani birlikte bir değerlendirin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Doğru. Yani tiner konusunda maalesef bir anlayış var gemi adamlarında. Tineri fazla kullanıyorlar. Tabii ki bu kendilerince faydalı gibi gözüküyor ama sizin de dediğiniz gibi aslında boya uygulaması açısından bir dezavantaj oluşturuyor. Bunun dışında çift komponentli boyalarda da curing agent'ın fazla kullanılması söz konusu oluyor. Genelde bakıyorsunuz gemiden istek geliyor. Katkı maddesi bitti, katkı maddesi gönderin diyorlar. Bu da aslında boyayı uygun şartlarda karıştırmadıklarının da bir ispatı oluyor aslında. Uygun bir uygulama olmuyor. Ama bu hazırda yaşanan bir problem. Bunun da herhalde üstünden hani gemilerde bir fiil gemi adamlarına mümkünse boya firmaları tarafından eğitim verilmesiyle halledilebilecek bir husus diye düşünüyoruz. Evet, bununla alakalı çalıştığınız boya firmasına hani mutlaka sorun. Biz bunu diğer boya firmasındaki arkadaşların da yaptığı gibi yapıyoruz. Firmalara gidiyoruz. Tabii şu pandemi şartlarında bu biraz daha zor.
Ama gerekirse yurt dışından bu konuda daha uzman bir arkadaşı alıp geliyoruz. Yani burada değerli Gemilere de gelin diyoruz. Ara ara gemilere de gemilere gelin. de gidebiliriz. Oradaki biraz program geminin çalışmasına göre, işte boğazda beklemesine göre ya da herhangi bir limanda beklemesine göre limitli zaman olduğu için iyi organize edilmesi gerekir. Hani benim burada artı vermek istediğim tavsiye, mümkünse, hani çok karşılaşıyoruz bununla, bu kesinlikle bir eleştiri olarak algılanmasın lütfen. Ama boya işi zabit arkadaşlarımızın yoğunluğundan dolayı güverte personeline bırakılıyor. Reis ve gemilere. Benim burada hani önereceğim tavsiye, firmalar bu organizasyonu yaptıktan sonra ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz de çok güzel bilgiler alıyoruz. Çok güzel araştırmamız gereken farklı konulara yöneliyoruz. Çünkü arkadaşlar bu konuyu sahada tecrübe ediyorlar. Biz mesela bir ürünün ne kadar arkasında dursak da olumsuz bir şeyle karşılaşıldığında, "Aa, gerçekten evet böyle bir şey varmış," deyip bunun araştırılması talep edilebiliyor laboratuvarlardan, uygulama açısından. O yüzden ben firmalar adına çalıştığınız sabit ve değişmeci de olsa personellerin, boya firmasının ilgili uzmanları, gerek satışçılar gerek teknik arkadaşların yardımıyla düzenli eğitimlerle bunu sağlanmasını öneriyorum. İzindeki Sizin gemi personelin hayatınız da olmuştu galiba, değil mi? Gemide 7 aylık kısa süreli bir hayatım oldu, evet. yani orada da aslında bir takım şeyleri tecrübe etmişsinizdir herhalde. Boya Zaten orada yaptırdılar mı gör. size? Boya yaptırdılar mı? Evet, kardamların içinde bayağı bir marka yaptım yani. Banyoları boyaması vesaire. Hani ben daha önceden dediğim gibi çalıştığım firmada kimyasallar ve boyadan az çok haşır neşir olduğum için ister istemez o sorumluluk o staj döneminde üstüme yıkıldı. Güzel de oldu. Hani hem oradaki zabit arkadaşlara yardımcı oldum, hem de hani kendimi gösterebildim bu konularda. Hani benim tavsiyem zabiten arkadaşların boya konusunda biraz daha haşır neşir olması. Çünkü sadece maalesef boya güverte stajyerlerinin staj sürecinde yaptıkları iş gibi kalıyor. Çünkü daha sonra üçüncü kaptan ve ikinci kaptan olduktan sonra sorumluluklar daha da arttığı için ister istemez işin içine giremiyorlar. Bu gibi durumda da izinlerdeyken firmalar gerekli eğitimleri, gerekli sunumları talep ederlerse boya firmalarında, hani olumlu olarak çok güzel dönüşler oluyor. Biz mesela birkaç firmaya gittik. Kaptan seviyesinden makine zabitine kadar tüm arkadaşlar katıldı. Ve onların karşılaştığı tecrübeleri bize sunarak soru cevap olarak çok güzel olumlu dönüşlerle farkındalık yarattık. Ve hani bu zaten tekrarlanması talep ediliyor daha sonra. Yani bir kere yapıldıktan sonra düzenli olarak ister istemez giriyor. Evet, peki. Sertaç Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir soru var ama onu bir cevaplayayım Hakan Bey, ayıp olmasın. Güvertede finish boy olarak poliüretan mı akrilik boya mı tercih etmek lazım? Bu bahsettiğim üzere tamamen tercih üzerine. Şimdi güverteden kasıt, eğer kimyasal tankerse poliüretan tercih edilebilir akriliğe ziyade. Çünkü gerek atmosferik şartlara direnci, gerek de hani görselliği olarak kimyasal tankerlerde poliüretan ön planda tutulmalı. Kuru yük gemilerinde poliüretan tercih edilebiliyor, ancak şöyle bir şeyle çok karşılaştım. Maalesef limanlarda siz liman operatörlerini kontrol edemiyorsunuz. Ve özellikle kütük kalas taşıma operasyonları sırasında maalesef gemilerimizi stoper olarak kullanıyorlar, durdurucu olarak kullanıyorlar. Ve vurulan her kalas darbesi ya da güverteye düşürülen her türlü yük oraya zarar veriyor. Poliüretanın tamiri diğerlerine göre biraz daha maliyetli, ama akrilin koruyuculuğu da daha düşük olduğu için optimum seviyede epoksi de tutuluyor güverteler. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Başka Ben soru var teşekkür ederim. mı? Bakalım. Tabii başka bir hususu da belirtmek istiyorum. Yani bu sunum YouTube'da da yayınlanacak. Orada da sorular sorulabilir. Orada da cevaplar alınabilir. Bizim gördüğümüz kadarıyla sırf sektör çalışanları, yetkilileri açısından değil, bizim sunumlarımız üniversitelerde de bayağı rağbet görüyor, izleniyor. Hatta kimi öğrenciler tezlerinde bu sunumlardan faydalanıyorlar. O yüzden diğer boya firmalarında olduğu gibi size de Sertaç Bey, sizin nezdinizde PPG Sigma Boya'ya çok teşekkür ediyoruz.
aktardığınız bilgiler için. İnşallah diyoruz başka bir sunumda tekrar buluşmak üzere. Her zaman çok teşekkür ederim.